Merhabalar. Az önce motoru buraya park ettim. Öğle yemeği yedim. Dostlar, bugün sizlere Tayland'da yabancı bir İngilizce öğretmeninin günü nasıl geçiyor onu anlatmak istiyorum. Şimdi okuldayız. Okulun birinci katında. Ve öğrenciler okula geldiler. Bu hafta gelmeye başladılar. Az da olsa. Burası beden eğitimi odası. Öğrenciler beden eğitimi dersine hazırlanıyorlar. Burada da beden eğitimi öğretmeni. Sawadee krap. Teaching online and teaching on site. Together. Okay. Benim sabah iki dersim vardı. Bir saat sonra da iki dersim daha var. Ve gün böyle bitmiş olacak. Oh, Sawadee krap. How are you doing? Yeah, how about your friends? Where are they? I go live stream. Oh, really? Yeah, to my followers. Oh. On Facebook. All right. Oh, yes. Yeah. Not idol, but okay. Have a nice day. Yeah. Geçen sene o öğrenciye ders veriyordum. Herhalde lise 3. Aynen, lise 3. Şu an lise 4 oldu. Size okulda öğrencilerin en çok vakit geçirdiği alanı gösteriyorum burası. Şu an bazı öğrenciler öğle yemeğinde, bazıları da kendi öğle yemeklerini bekliyorlardır. Bir dersleri daha vardır. Şöyle göstereyim, burada futsal oynuyorlar. Tayland'da şey, böyle çim halı saha yok. Çünkü hava çok sıcak olduğu için böyle kapalı alanda futsal oynuyorlar. Futsalı çok seviyorlar. Pandemiden önce, Covid öncesinde öğrenciler turnuvaları falan oluyordu böyle. Ben de katılıyordum onlara. Kendi takımlarımızı oluşturuyorduk. Şöyle dostlar, eğer daha önceki videoları görmediyseniz size bahsedeyim. Ben Tayland'da İngilizce öğretmenliği yapıyorum şu an. Üçüncü senem bu okulda. Eğer sorularınız varsa, burada nasıl öğretmen oldun, gereksinimler nelerdir, bununla ilgili konuştuğum videolar yayınlarımızda mevcut. Sayfamıza geri dönüp bakabilirsiniz. Şimdi ben sizi ikinci kata götüreceğim. İkinci katta kantin var, yemekhane var. Kantinde bakalım öğrenciler var mı? Sawadee krap. Az önce amca buranın çalışanı, şofördü herhalde, okulun şoförü. Günaydın, güzel günlere Balıkesir, Şaban Çavuşoğlu, hoş geldiniz. Sıkı takipçimiz, evet. Burası kantin. Görüyorsunuz, bazı öğrenciler burada yemek yiyorlar. Hello. You wanna say hi? Live stream. Stream. Burası da böyle. Uy, ทำไม คน ดู ตั้ง 100 กว่า คน อ่ะ. Wow. Then I don't. I'm single. You are popular. Yeah, I live stream on Facebook. What are you eating? What is it? All right, have a nice day. Bye bye. Öğrenciler kamera şey, telefon böyle görünce. Sadece bugün iki tane yer açık. Öğrenciler tam kapasite gelmedikleri için. Normalde burası dolar taşardı böyle. Bütün öğrenciler burada yemeklerini yerdi. Görüyorsunuz, buradan seçiyorlar yemeklerini. Mesela bir tanesi 20 baht. İki tanesi, yani iki yemek 25 baht. Üç yemek 30 baht. Yani 1 dolar. Yani 1 dolar vererek 3 yemek karışım alabiliyorlar. Şimdi ben size bizim ofisi göstereyim. Bizim ofis diyorum çünkü eskiden bizimdi. Böyle birkaç
arkadaş vardı yanımda. Şöyle kamerayı kendime çevireyim. Ah, çok sıcak. Şu an hissedilen sıcaklık yaklaşık bir 32-33 derece. Yani bu sıcaklıkta insanlar nasıl maske takıyor diyordum eskiden. Ben bile alıştım. Şimdi 4. kata çıkıyoruz bizim ofise. Bir de şöyle biraz şuradan göstereyim size. Okulun bahçesi buradan böyle gözüküyor. Evet. Burası yabancı diller departmanı. Burada Tay öğretmenler oluyordu. Şu an hepsi herhalde. Aynen, bomboş. Şu an hepsi derste herhalde. Şu an sadece benim dersim yok. Ben de bu vakti değerlendireyim dedim. Evet dostlar. Aynadan görüyor musunuz? Gimbal, telefon, canlı yayın ekipmanlarım. Burası da benim ofis. Şöyle. Oh. Ofis biraz küçük. Ama ne yapacaksınız? Yeterli benim için. 4 tane masa var. Aslında burada ben ilk başladığım zaman burada İngilizce öğretmenliğine ilk senemde 2 tane Güney Afrikalı vardı. 2 tane Güney Afrikalı öğretmen. Ve onlar bu Covid döneminde evlerine döndükten sonra burada kısıtlamalar oldu ve Tayland'a geri gelemediler. Ve okulda bir öğretmen daha aldı. Ugandalı bir arkadaş vardı, Peter diye. O vardı geçen sene. Ama maalesef bu okuldaki müdür biraz nasıl diyeyim? Neyse. Adamı okuldan attı ya. Yani kadın aramızdan birini gönderecekti, atacaktı ve onu seçti. Ben burada 3 senede çalışıyorum diye beni burada tuttular. Adamı okuldan gönderdiler tazminatsız. Ben de o yüzden bu son bir ayım kaldı burada. Artık yazılılar da geliyor. Sene sonu geldi. Ben de önümüzdeki yıl başka bir okulda çalışmak için diğer okullarda görüştüm. Zaten önümüzdeki yayınlarda sizler de görürsünüz dostlar. Paylaşırım sizlerle. Yine taşınacağız. Burada bir ev tutmuştuk. Şöyle ofisi göstereyim. Kliması var. Şu an 23 derecede. Gördüğünüz gibi masalar. Bu da benim masam. Mikrofonum. Bazen yayınlarda bu mikrofonu kullanıyorum. Sesim sizlere iyi ulaşsın diye. Böyle dostlar. Masam. Masam biraz eski ama büyük ve işlev görüyor hala. Çekmeceleri var. Ne kadar şu çekmece çok zor açılsa da. Böyle. Burada da işte diş fırçam, tabaklar falan. Çünkü genellikle öğle yemeğini evde kendimiz hazırlıyoruz Tide'yle. Öğle yemeğini kendim evden alıyorum. Burada yiyorum. Çünkü okuldaki yemekler fazla hijyenik olmuyor. Sizler de zaten yayınlarda bahsediyorsunuz. Böyle. Şimdi sizlere sınıfları göstereyim. Az önce bugün öğretmene sordum, bizim buradaki İngilizce öğretmenlerine. Dedim böyle bir video çeksem, yayın açsam nasıl olur? Onlar da sıkıntı yok dediler. Onlar da takipçimiz yani, bakıyorlar. Böyle. Görüyorsunuz sınıflar böyle. Öğretmen içeride. Hi. Şöyle, öğrenciler tam kapasite gelmiyorlar. Öğrencileri iki gruba ayırdılar. Tek ve çift sayılı. Atıyorum bir sınıfta 40 tane öğrenci varsa 1 numara, 3 numara, işte 5 numara, artık 40'a kadar. Tekliler pazartesi geliyor. Çift sayılı öğrenciler de diğer gün geliyorlar. Böyle ayarlamışlar. Kardeşim yazıları okumuyorsun, Tayland nasıl gezilmeye değer mi demiş Mehmet Gezer. Mehmet Gezer, aslında yorumlara sonradan bakacaktım çünkü
kafamdakileri size aktarırken bir yandan da yorumları okuyorum, kafam karışıyor. Neyse, şimdi soruları cevaplayabiliriz. Tayland'da nereleri gezebilirsiniz? Yani Bangkok var, Chiang Mai var, Phuket var. Zaten Tayland akla gelince ilk aklınıza Pattaya gelir, Phuket gelir, sahiller, deniz, işte gece hayatı, buranın yemekleri. Bir sürü gezilecek yer var. Yani eğer eski videolarımıza da bakarsanız sayfamıza, biz mesela geçen Chiang Mai'ye gittik. Tayland'ın kuzeyine gittik. Orası havası biraz daha serindi. O yüzden çok zevkli geçti gezimiz. Oradaki dağa çıktık. Tapınağa çıktık orada. Bir tane büyük bir dağda tapınak vardı tepesinde. Orayı gezdik. Bu arada okulun yan tarafı da böyle. Mahalle var burada. Çok karmaşık görünüyor buradan. Burada kanal var. Kanaldan bazen botlar geçiyor. Ulaşımı kanaldan da sağlıyorlar buradan. Bazı tekneleri görüyorum. Eşya falan taşıyorlar. Neyse dostlar, umarım hoşunuza gitmiştir, keyif almışsınızdır. Bu okulda son artık ayım. Yeni bir okul buldum. Bu okulda biraz mutlu değildim. Son zamanlarda müdürüm bize biraz, nasıl diyeyim, iyi davranmaması falan, birçok neden var. O yüzden yeni okul umarız daha iyi olur. Neyse. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Pozitif kalın. Gülmüyorsanız ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yanlış yapıyorsunuz. Gülün efendim. Bay bay. İyi günler.